Selamünaleyküm Karsant Ambiyans takipçileri. Aracımız Passat B7. Geçenlerde videosunu paylaşmıştım ben sizinle. Bu araca yapılanları sizlere daha detaylı olarak anlatacağım diye. Şimdi bu araca yapılan uygulamaları baştan aşağı anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü sizin de en azından bu konularla ilgili net olarak bilginiz olsun. Bize veya başka bir yere sorduğunuz zaman kafanızda yapılan işlemlerle ilgili soru işaretleri kalmasın. Arkadaşlar önce izolasyondan başlayalım bu araca yapılanların. İzolasyon sistemimizi biliyorsunuz biz 4 çamurluk, 4 kapı, ön motor kaputu, bagaj kapağı ve bagaj havuzu ve bagajın arka kenarlardan başlıyoruz. Şimdi gelelim ön taraftan motor kaputundan size anlatmaya. Şimdi motor kaputunun iç kısımlarındaki bütün boşlukları biz bu kuşakların şeyinde, dur oradan da açayım onu da siz de görmüş olun en azından. Motor kaputumuzu açarken dahi zaten anlıyorsunuz buradaki ağırlıklar. Bakın şu boşluklara biz içeriden sıvı membran dediğimiz sıvı bürtün ürünü ondan kullanıyoruz şu boşluklardan. Buraların içlerine yine aynı şekilde Reis Audio'nun sert alüminyumlu membranı var ondan kullanıyoruz. Ondan sonra da bu aracın kapısındaki çıkan sesler şöyle. Örnek olarak bir Fiorino'nun motor kaputuna buradan bakalım. Bakın. Bu ses. Ve geliyoruz Passat'ımıza. Betona vuruyor gibi aracın. Şimdi bunun bize ne faydası var? Motordan gelen sesler biliyorsunuz ses dalgaları titreşim olarak gelir. Titreşim buraya vurduğu zaman bu ses size motorun ön torpido veya ayak kısımlarından içeriye ses olarak, titreşim olarak motor sesi gelir. Şimdi kapattık motor kaputumuzu. Çamurluklarımıza geldik. Biz aracın tekerleklerini söküyoruz. Dışarıya alıyoruz. Davlumbazını da çıkarıyoruz. Davlumbazları plastiğini arka kısımdan ve çamurlukları iç saclarından bu hale getiriyoruz. Yine aynı şekilde hem sıvı hem sert membranımızdan o şekilde uyguluyoruz. Tekrar davlumbazlarımızı takıp tekerlerimizi topluyoruz. Kapılarımıza gelince kapılarımız 3 kat dediğimiz, biz bunu anlatırken müşterilerimize hep aynı şekilde 3 kat dediğimiz uygulama sistemiyle yapıyoruz. Önce kapının dış sacını iç kısımdan, yani şu bölgeden iç kısmından uygulama yapıyoruz. Sonra aracın şu sacının devamı var bu şekilde gidiyor. Buranın komplesini aynı şekilde ve kapı panzotunun kartonunun arka kısmından oraları da aynı şekilde yapıyoruz. 4 kapıyı da aynı bu şekilde uygulamasını yapıyoruz. Ve aracın kapanma sesi bakın ne kadar dolu bir şekilde sesi şöyle mikrofon daha yaklaştı. Duyduğunuz gibi. Bagaj kapağına gelince aynı şekilde bagaj kapağı motor kaputuna uyguladığımız aynı şekilde aynı işlemi bagaj kapağında da uygulama yapıyoruz. Bu kısımların içlerine giremediğimiz yerlere sıvı bürtün ürünüyle giriyoruz. Motor kapağı, bagaj kapağı bu şekilde halloluyor. Aynı şekilde bu kısımlar bagajın iç kısmından bakayım görünebiliyorsa size buradan bakın şurada az bir görselimiz var. Bak karşı tarafta var. Bu kısımlara da sıvı membrandan uygulama yapıyoruz. Hem de ayrıca diğer alüminyumlu sert membranımızdan uygulama yapıyoruz. Bagajımızı kapatıyoruz. Kapatırken de aynı şekilde sesimizden anlaşılıyor zaten. Şimdi izolasyon uygulamamız bu şekilde. Ortalama 3 gün gibi bir süremizi alıyor. Ama gayet kaliteli ve performanslı oluyor. Müşterilerimizden aldığımız donelere göre yani %70 Alman araçlarında sese etki ediyor. Japon arabalarında, Kore arabalarında ve diğerlerinde %200 diyen oldu müşterilerimizden. Böyle bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz çünkü kendi kafamızdan değil müşterilerimizden aldığımız donelerle hareket ediyoruz. Yalan bilgilere aldırış etmeyin.